Merhaba sevgili çocuklar. Ben Adana Gündoğdu Koleji öğretmenlerinden Zahide Gökçenli. Sizlerle 4. sınıf fen bilimleri dersi 3. ünite 2. bölüm mıknatısın yeni kullanım alanları konusunu işleyeceğiz. Ünitemizin etkinliklerini yapacağız, tamamlayacağız. Ünite değerlendirme sorularını cevaplayacağız bu dersimizde. Mıknatısın yeni kullanım alanları. Biz ünite kapağımızda da bu treni görmüştük. Ve size demiştim ki biz bu üniteyi işlediğimizde siz bu trenin nasıl çalıştığını öğreneceksiniz demiştim. Maglev treninde tekerlekler yerine mıknatıs kullanılır. Bu trenin gittiği raylar da mıknatıstan yapılmıştır. Tren rayların 1 santimetre üzerinde havada durur. Maglev trenler rayların üzerinde süzülerek ilerler ve bu sayede yüksek hıza ulaşır. Görüyorsunuz trenimizde. Evet. Mıknatıs, bankamatik, telefon ve metro kartlarında kullanılır. Mıknatısın bir yeni kullanım alanları nerelermiş? Bankamatikler, banka kartının arka yüzünü görüyorsunuz. Mıknatıslı bölgeler var. Telefon kartlarında bu kartların bir yüzünde mıknatıstan yapılmış bir şerit vardır. Bu şeritte kart ile ilgili bilgiler yer alır. Sizce mıknatıs başka nerelerde kullanılabilir? Tartışalım diyor. Araştırabilirsiniz bunu çocuklar. Vantilatörde, çamaşır makinesinde, elektrik süpürgesinde, saç kurutma makinesinde, elektrikli matkaplarda elektrik motoru vardır. Bakın bu bir elektrik motoru. Elektrik motorlarında da çocuklar mıknatıs var. Elektrik motorunun içinde ise mıknatıs bulunur. Yani elektrik motoru bulunan bu aletlerin hepsinde demek ki mıknatıs var diyoruz. MR cihazı, maglev treni, banka kartı, motorlar mıknatısın yeni kullanım alanlarıdır. Unutmayalım bunu. Evet. Sonraki sayfamıza geçiyoruz. Sayfayı tam görelim. Burada bir kavram haritamız var. Öğrendiklerimizi tekrarlayalım. Mıknatıs. Hangi şekillerde mıknatıs? Çubuk mıknatısımız vardı, atmalı mıknatısı vardı, U mıknatıs vardı, bir de yuvarlak mıknatıs vardı. Daha değişik farklı şekillerde de mıknatıslar olabilir. Mıknatıslar nerelerde kullanılıyordu? Pusulada mıknatıs kullanılıyor, elektrik motorlarında mıknatıs kullanılıyor, kapı zillerinde mıknatıs kullanılıyor. Daha birçok mıknatıs kullanılan alanları sayabiliriz çocuklar. Mıknatıs neyi çekiyordu? Kobalt, demir ve nikeli çekiyordu mıknatıs. Bu kobalt, demir ve nikelin kullanıldığı maddelerle oluşan eşyaları, araç gereçleri de mıknatıs çekiyordu. İçinde kobalt bulunan, demir bulunan, nikel bulunan maddeleri de mıknatıs çekiyordu. Neyi çekmezdi mıknatıs? Plastiği çekmiyordu, tahtayı çekmiyordu, camı çekmiyordu, mıknatısını çekmediği daha birçok şeyde örneklerimizi verebiliriz, çoğaltabiliriz. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Kendimizi deneyelim var burada. A bölümü şimdi aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutucuklardaki uygun kavramlarla doldurunuz. Mıknatıslar nikel, demir, kobalt gibi maddeleri çeker. Tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmez. Demiri kullandık çocuklar. Demiri kullandığımıza göre çizelim bunu. Evet. Bir mıknatısta N harfiyle gösterilen kısım kuzey kutbu, S harfiyle gösterilen kısım ise güney kutup olarak adlandırılır. Buradan da çiziyoruz, kullandık. Kullandığımız yerleri çizelim. Üçüncü etkinlik. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu uç kısımlarına mıknatısın kutupları denir. Mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu kısım uç kısımlarıdır. En kuvvetli kısımları diye bir de etkinlik vardı biliyorsunuz.
Evet, ne diyoruz o uç kısımlara? Mıknatısın kutupları diyoruz. Birbirine yaklaşan iki mıknatıs arasında itme veya çekme kuvveti oluşur. Mıknatıslar içinde demir, nikel, kobalt olan bütün maddeleri çekiyordu o maddelere ama itme kuvveti uygulamıyordu çocuklar. Fakat iki mıknatıs birbirine hem çekme hem de itme kuvveti uygular. Zıt kutuplar yaklaşırsa birbirine çeker, mıknatıslar birbirini çeker. Eğer aynı kutuplar yaklaşırsa birbirini iter. Mıknatısın birbirine yaklaşan iki mıknatısı arasındaki bu etkileşmeye itme veya çekme kuvveti diyorduk. Mıknatısın bir cisme etki edebilmesi için cisimle temas etmesine gerek yoktur. Mıknatısın cisimlere uyguladığı kuvvet temas gerektirmeyen kuvvetti çünkü. Mıknatısın aynı kutupları birbirini iter. Aynı kutupları birbirini iter. Zıt kutuplar birbirini çeker. Burada zıt kutupları görüyorsunuz. Bunlar birbirini çeker. Eğer burada iki NN olsaydı birbirini iterdi veya SS olsaydı. Mıknatıslar çubuk, atnalı, U, halka gibi değişik şekillerde olur. Evet, 8. sorumuza gelelim. Mıknatıslar ne kadar ufak parçalara ayrılırsa ayrılsın, mıknatıslık özelliğini kaybetmez. Bununla ilgili etkinlik de vardı. Ne kadar küçük parçalara ayırırsak ayıralım, mıknatısların sadece şekli değişiyordu. Mıknatıs olma özelliği değişmiyordu. Sonra da bölünmemiş sağlam bir mıknatısla deneyerek böldüğümüz küçük parçaların kutuplarını tespit etme etkinliğimiz vardı hatırlayın bir önceki dersimizde. Mıknatıslar, telefon, pusula, kapı zili, buzdolabının kapak kısmı gibi birçok alet ve eşyaların yapımında kullanılır. Evet, buraya da kapı zili dedik. Burada yine bir şema görüyoruz. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı seçerek çıkışa ulaşınız. Doğruyu takip ederek çıkışa ulaşacağız. İki mıknatıs birbirine çekme kuvveti uygular. Doğru. Mıknatıslar sadece yapısında demir olan maddeleri çeker. Sadece yapısında demir olanları çekmezdi. Demir, nikel ve kobaltı da çekiyordu mıknatıslar. Yapısında nikel varsa, kobalt varsa o maddeleri de çekiyordu. Evet, o zaman yanlış diyoruz ve ya buradan devam ediyoruz. Telefonlar mıknatıstan olumsuz etkilenir. Doğru. Üçüncü çıkıştan çıkıyoruz. Doğruyu seçerek üçüncü çıkışa ulaştık. Bir sonraki sayfamıza geliyoruz. Aşağıdaki cisimlerden mıknatıs tarafından çekilebilecek olanları işaretleyiniz. Sayfanın tamamını görelim. Evet. Şimdi buradaki gördüğümüz cisimler mıknatıs tarafından çekilenleri işaretleyeceğiz. Kalem mıknatıs tarafından çekilmez. Bu gördüğümüz çatal iğne mıknatıs tarafından çekilir. Çünkü yapısında demir var. Evet. Bu gördüğümüz defter veya kitap mıknatıs tarafından çekilmez. Buradaki gördüğümüz çiviler mıknatıs tarafından çekilir. Çünkü yapısında derinde demir vardır. Burada gördüğümüz silgi mıknatıs tarafından çekilmiyordu. Bunun da etkinliğini yapabiliriz. Bu gördüğümüz cisimde yastık sanırım. Mıknatıs tarafından çekilmez. Ama buzdolabının kapağının mıknatıs tarafından çekilme özelliği var. Evet. Aşağıdaki mıknatısların birbirine sayfayı uyduralım. Ondan sonra bakalım bu etkinliğimize. Aşağıdaki mıknatısları birbirine yaklaştırdığımızda itme kuvvetimi, çekme kuvvetimi uyguladıklarını altlarına yazınız. Verilmeyen kutupları bulunuz. Şimdi iki görüyorsunuz burada mıknatısın iki kutbu da verilmiş. Güney kutbu ve kuzey kutbu.
İkinci mıknatısın Kuzey Kutbu, Kuzey Kutba yaklaştırılmış, aynı kutuplar birbirini itiyordu. Öyleyse bu mıknatıslar birbirine itme kuvveti uygular. İtme kuvveti uyguladığını şöyle gösterelim. İtme kuvveti uygular, birbirinden uzaklaşır bu mıknatıslar. Evet, şimdi burada ise bir mıknatısın, evet şuradaki verilmeyen kutbu da yazalım çocuklar buraya. Evet, burası ne olacak? S bu olacak. Siyah yapabilirsiniz siz. Ben şimdi renk değiştirmek istemiyorum. Zaten Güney Kutbu olduğunu mavi renk olmasından görüyoruz. Burada Güney Kutbu verilmiş. Bu kutup nedir? Kuzey Kutbu'dur. Siyah yapalım. Madem hep siyah yazılmış. Evet. Buraya N diyoruz. Burası Kuzey Kutbu. Evet, burada da Güney Kutbu görüyorsunuz. Zıt kutuplar ne yapıyordu? Birbirini çekiyordu. Burada da mıknatısların birbirine uygulayacağı kuvvet nedir? Birbirini çeker. Çekme kuvveti uygular. Birbirine doğru gelecektir ve birbirini çekecektir bu kutup. Çünkü zıt kutuplar. Bu şekilde gösterebiliriz çocuklar. Siz de kitaplarınızda böyle gösterebilirsiniz. Bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Anlatan sen olsaydın. Bu sayfayı dikkatle okumanızı istiyorum. Dersimi de dikkatle dinledinizse eğer. Aşağıdaki tabloda bu ünitede öğrendiğimiz konular var. Bu konuları siz anlatacak olsaydınız hangilerini en iyi anlatırsınız? Hangi konuları anlatırken zorlanırsınız? Hangi konuları tekrar etmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz? Aşağıdaki konuları tablodaki uygun yerlere yerleştiriniz. Siz bu konularımızı tek tek düşüneceksiniz. Ne kadar anladık, anlamadınızsa çocuklar eğer kendinizi bu konuda yeterli bulmuyorsanız lütfen dersinizi tekrar izleyiniz. Tekrar izleyin. Anlatırken zorlanabilirim ve tekrar etmeliyim dediğiniz konuları gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğretmeninizle birlikte öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Tüm konuları anlatabileceğinizi düşünüyorsanız ünite değerlendirme sorularına geçebilirsiniz. Evet. Bu sayfadaki etkinliği yaptığımızda ben bütün konuları kavradım diyorsanız eğer ünite değerlendirme sorularına geçiyorsunuz. Ama ben şimdi ünite değerlendirme sorularını da sizler için cevaplandırmak istiyorum. Aşağıda verilen olaylar sonucunda kuvvetin hangi etkisi görülür? Olayların karşısındaki boşluğa yazınız. Evet, birinci örnek vermiş. Origami yaparken kağıdı katlamak kuvvetin şekil değiştirme etkisinin örnektir. Tenis topuna raketle vurmak yön değiştirmedir. Hareketli cismin yönünü değiştirmeye örnektir. Kuvvetin yön değiştirme etkisine örnektir. Yelkenli bir geminin rüzgarın estiği yönde gitmesi hızlanma. Rüzgarın estiği yönde gidiyorsa yelkenli gemi hızlanma hareketi yapar. Baltayla odun kırmak, odun kırıyoruz, o odunun şeklini değiştiriyoruz, kuvvetin şekil değiştirme etkisine örnektir bu da. Yerdeki topa ayağımızla vurmak, yerdeki topa ayağımızla vurduğumuzda duran cismi harekete geçirme, hareket etkisidir bu. Oklavayla hamur açmak, şekil değiştirmektir, hamurun şeklini değiştiriyoruz. Kuvvet uygulayarak, bisiklet sürerken frene basmak,
durma ve yavaşlama, hareketli bir cismi hareketinin ters yönde kuvvet uyguladığımızda hareketli cismi durdurabiliyorduk, yavaşlatabiliyorduk. Voleybolda topa blok yapmak, topa blok yapan voleybolcular ne yapar? Gelen topun yönünü değiştirir çocuklar. Bu demek ki hareketli cisme kuvvet uyguladığımızda cismin yönü değişiyordu. Bu da ona örnektir. Bisiklet süren bir çocuğu arkasından gittiği yöne doğru itmek hızlandırıcı etki yapar. Hareketi yönünde kuvvet uyguluyoruz çünkü. Hareketli bir cisme hareketi yönünde kuvvet uygulandığında hareketli cismin hareketi hızlanır. Evet, B bölümüne geçtik. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları kutuların içindeki uygun kavramlarla doldurunuz. Cisimlerin hareketlerini ve şeklini değiştiren etkiye kuvvet diyorduk. Kuvvetin tanımını hatırlıyorum. Cisimlerin hareketini ve şeklini değiştiren etkiye kuvvet diyoruz. Buradan kuvvetin üzerine kullanabilirsiniz. Siz de etkinlikleri yaparken bu şekilde yapın. Bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygularsak cisim hızlanır. Cisme hareketi yönünde kuvvet uygularsak cisim hızlanır. Cisimlerin hareketi yönünde ters bir kuvvet uygularsak cisim yavaşlar veya durur. Cisim yavaşlar veya durur. Çünkü hareketinin yönünde ters bir kuvvet uyguluyoruz. Tenis oynarken karşıdan gelen topa raketimizle vurursak top yön değiştirme hareketi yapar. Evet. Bu örneği konuyu işlerken de görmüştünüz. Tenis topuna raketle vurup yön değiştirme etkinliğini. Origami sanatı kuvvetin cisimler üzerindeki şekil değiştirici etkisine örnektir. Değiştiriciyi de çiziyoruz. Kuvvetin etkisiyle kolaylıkla şekil değiştiren, kuvvetin etkisi kalkınca eski şekline dönen cisimlere esnek cisimler diyorduk. Evet, bu. Pardon. Evet. Esnek cisimler diyorduk. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekip tahta, porselen, cam, plastik gibi maddeleri çekmeyen cisimlere de biz mıknatıs diyorduk. Bunlar demir, kobalt, nikel. Bunları çekiyor mıknatıs. Bunların içinde bulunduğu maddeleri çekiyor. Ama cam, porselen, plastik, tahta gibi cisimleri çekmiyordu. Bir mıknatısın mıknatıslık özelliğinin en yoğun olduğu kısımlar uç bölgeleriydi. Biz o uç bölgelerine kutup diyorduk. Mıknatıs ne kadar ufak parçalara ayrılırsa ayrılsın, oluşan parçalar yine iki kutupludur. Bunu da öğrenmiştik çocuklar. Evet, etkinlikleri siz kendiniz de yaparak gözlemleyebilirsiniz. Evet. Ve geldik buraya. Aşağıdaki verilen cümlelerin başında doğruysa D, yanlışsa Y yazınız. Kuvvet denince aklımıza itme ve çekme gelir. Evet, doğru. Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez. Kuvvetin bir cisme etki etmesi için o cisme temas etmesi gerekmez. Temas etmesi gerekiyor. Temas gerektirmeyen kuvvet mıknatıs kuvveti diyorsunuz. Rüzgar arkadan eserse o kişiye çekme kuvveti uygular. Yanlış, arkadan esiyor çünkü itme kuvveti uygular. Oyun hamuru, teneke kutu gibi cisimlere kuvvet uygularsak cismin şekli kalıcı olarak değişir. O da doğru. Beşinci sorumuz, etkinliğimiz, doğru yanlış etkinliği. Kuvvet ortadan kalkınca eski haline dönmeyen cisimlere esnek cisimler denir. Yanlış, çünkü kuvvet ortadan kalkınca eski haline dönmüyorsa o cisim esnek cisim değildir. Eski haline dönüyorsa esnek cisim diyorduk biz. Her mıknatısın
Kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. N ve S diyoruz onlara doğru. Mıknatıs toplu iğne kutusuna daldırıldığında toplu iğneler mıknatısın orta kısmında toplanır, yanlış. Biliyorsunuz mıknatısın en güçlü yeri kutup bölgeleri uç kısımlarıydı ve uç kısımların çekme kuvveti vardı. Kuvvet, evet ona yanlış dedik. Tamamlayabilirsiniz siz de. 8. Kuvvet cisimleri hızlandırır, yavaşlatır, cisimlerin yönünü ve şeklini değiştirir. Doğru. Evet, hareketli cismi hareketini hızlandırabilir. Kuvvet uygulandığında hareketli cismin hızı yavaşlayabilir, cismin yönünü değiştirebilir, cismin şeklini değiştirebilir kuvvet. Evet. Hareket halindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak cisim hızlanır. Evet, hareket halindeki bir cisme hareket yönünde kuvvet uygularsak hareketi hızlanıyordu. Yüzücünün hareket yönü ile nehrin yüzücüye uyguladığı kuvvet aynı yönde ise yüzücünün hareketi yavaşlar. Yüzücünün hareket yönü ile nehrin yüzücüye uyguladığı kuvvet aynı yönde ise yüzücünün hareketi yavaşlar. Biliyorsunuz çocuklar bu konuyu işlerken böyle bir kayık vardı ve kürekle çekiyorlardı. Ben orada size demiştim ki nehrin akış yönünde kürek çekiyorlarsa hızlı hareket ederler. Ters yönde çekiyorlarsa yavaş demiştim. Aynı onun gibi bu da. Eğer ki yüzücü hareket yönünde nehrin yüzücüye bir kuvvet uygularsa, nehrin akış yönünde yüzücü giderse daha hızlı gider. Ters yönde giderse daha yavaş gider. O yüzden buna yanlış diyoruz. Evet. Yelkenli, rüzgarın yelkenlere uyguladığı itme kuvvetiyle su üzerinde hareket eder. Doğru. Bisikletin pedalini çevirdikçe bisiklete hareket yönünde bir çekme kuvveti uygularız. Bisikletin pedalini çevirdikçe bisiklete hareket yönünde bir çekme kuvveti değil, itme kuvveti uyguluyoruz. İtiyoruz, daha da hızlandırıyoruz. Hareketi yönünde kuvvet uygulamış oluyoruz çünkü. Tenis oynarken topa itme kuvveti uygularız. Bu da doğru. Evet, bir sonraki sayfamıza geçiyoruz. Aşağıdaki arabada ok yönünde araba ok yönünde hareket etmektedir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Pardon. Evet, arabaya A noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur? Arabanın hareket yönü bu görüyorsunuz ok. A noktasından çekme kuvveti uygularsak arabanın hızında yavaşlama olur. Araba yavaşlar. Hareket yönünün okunu görüyorsunuz bu yöne doğru çünkü. Arabaya A noktasından itme kuvvet uygularsak bakın bu defa hareketi yönünde bir kuvvet uyguluyoruz. O zaman arabanın hareket hızında nasıl bir değişiklik olur? Hareket yönünde bir kuvvet uygulandığı için araba hızlanır. Arabaya B noktasından itme kuvveti uygularsak arabanın hızında nasıl bir değişiklik olur? Arabanın hareket yönü bura. B noktasından böyle bir kuvvet uyguladığımızda ise araba durur. Yani büyük bir kuvvet. Arabaya B noktasından çekme kuvveti uygularsak, bakın B noktasından hareket yönünde bir kuvvet, çekme kuvveti uygularsak ne olur acaba? Araba hızlanır. Tamamlıyoruz bunları. Şu tamamını görelim. Evet, kuvvet nelere sebep oluyor? Cismin, hareketli cismin kuvvet uygulandığı zaman hızlanmasına sebep olur. Hareketli cismin hareketine ters yönünde bir kuvvet uyguladığımızda durmasına sebep olur. Hareketli cismin dönmesine sebep olur. Kuvvet hareketli cismin yavaşlamasına, hareketine zıt yönde bir kuvvet uygularsak veya uyguladığımız kuvveti azaltırsak hareketli cismin hareketinde yavaşlama olur. Hareketli bir cisme kuvvet uyguladığımızda cismin şekli değişebilir. Biz kuvveti itme ve çekme olarak tanımlıyorduk çocuklar. Evet, geldik buraya. F bölümü.
Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara D yazınız. Pusula ve kapı zilinde mıknatıs bulunur. Doğru. Mıknatıs sadece demiri çeker. Yanlış, sadece demiri çekmiyordu. Nikel ve kobaltı, ayrıca demir, nikel ve kobalttan oluşan maddeleri de çekiyordu. Mıknatıs parçalandığında her parçasında iki kutup oluşur. Doğru. Çünkü parçalansa, küçülse, bölünse bile mıknatıs olma özelliğini kaybetmiyordu mıknatıslar. Mıknatısın çekim gücü için temas gereklidir. Yanlış. Mıknatısın çekim gücü için temas gerekmiyor. Mıknatıs temas gerektirmeyen bir güç uyguluyor. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. Mıknatısların çekme kuvveti uyguladığı cisimlerden 5 tanesini yazınız. Mıknatıs demiri, çiviyi, iğneyi, metali, nikeli çeker. Mıknatısların aynı kutupları birbirine nasıl bir kuvvet uygular? Aynı kutuplar birbirini itiyordu çocuklar. Birçok etkinlikte izlet gördük. Mıknatısların kullanıldıkları yerlere 5 tane örnek veriniz. Mıknatıslar pusulada, buzdolabı kapağında, kapı zillerinde, radyoda ve televizyonda kullanılıyordu. Mıknatısların çekmediği cisimlerden 5 tanesini yazınız. Cam, plastik, tahta, bakır, tebeşir. Aşağıdaki noktalı yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız. Mıknatıs demire çekme kuvveti uygular. Çekmenin üstünü çiziyorsunuz. Kalemi kullanamıyorum. Bir hata verdi çünkü. Cisimlerin şekli kuvvet uygulanarak değiştirilebilir. Cisimlerin şeklini kuvvet uygularsak değiştirebiliyorduk çocuklar. Hareketli bir cisme hareketi yönünde bir kuvvet uygulandığında cisim hızlanma hareketi yapıyordu. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği olan maddelere mıknatıs denir. Bakır tel mıknatıs tarafından çekilmez. Her mıknatısta mutlaka iki kutup bulunur. Kağıt ve tahta mıknatıs tarafından çekilmez. İki mıknatısın birbirini itmesini istiyorsak aynı kutupları birleştirmeye çalışırız. Ve aynı kutuplar birbirini itiyordu biliyorsunuz. Denizciler pusula ile yönlerini bulur. Plastik cam mıknatıs tarafından çekilmez. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Aşağıda çoktan seçmeli sorulara doğru seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz. Aşağıdaki metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez? Evet, bakır, demir, nikel ve kobalt mıknatıs tarafından çekiliyordu. Bakır çekilmez. Cevap B. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde mıknatıs kutupları doğru verilmiştir? Mıknatısın kuzey ve güney kutbu vardı. NS. C seçeneği doğru. Aşağıdaki maddelerden hangisinde kuvvetin etkisi ortadan kalktığında madde eski şekline döner? Bakır tel etkinliğimizde de vardı, dönmüyordu. Oyun hamuru dönmez çünkü esnek madde değil, alüminyum folyo dönmez. Ama bulaşık süngeri uygulanan kuvvet ortadan kaldırıldığında eski şekline dönüyordu. Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne denir? Uygulanan kuvvet ortadan kalktığında eski şekline dönen maddelere ne diyorduk biz? Esnek maddeler diyorduk. Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs kullanım alanlarından biri değildir? Buralarda vardı, buzdolabı kapaklarında, radyolarda vardı, bisikletlerde yoktuğumuz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Mıknatıs madeni parayı çeker. Eğer ki madeni para da çocuklar madeni paralarda demir yok, o yüzden çekmez. Alüminyum mıknatıs altın bileziği çeker, altını da çekmiyor mıknatıs, bakır teli de çekmiyor mıknatıs ama demir kaşığı çeker çünkü demir, nikel ve kobaltı ayrıca içinde bu cisimlerin bulunduğu maddeleri çekiyordu. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri itmeye örnektir? Arabanın kapısını dışarıdan kapatmak itmeye örnektir.
topa vurmak itmeye örnektir. Öyleyse 2 ve 3 itmeye örnektir. Cevap C diyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Her mıknatısta 2 kutup bulunmaz. Her mıknatısın 2 kutubu var çocuklar, biliyorsunuz. Kuzey ve güney kutubu olmak üzere 2 kutubu var her mıknatısın. Mıknatıs öyleyse yanlış olan budur. Diğer seçenekler doğru. Mıknatıs kredi kartı, cep telefonu ve cep telefonlarına zarar verir. Bu doğru. Mıknatıslar nikelden yapılmış maddeleri çeker. Bu da doğru. Mıknatıslar aynı, mıknatısta aynı kutuplar birbirini iter. Bu da doğru. Evet, geldik son sayfamıza. Kuvvet, yukarıdaki ifadeler için ne söylenebilir? Birinci, kuvvet uygulanarak bütün cisimleri hareket ettirebiliriz diyor. Mıknatıs, demir, nikel ve kobalttan yapılmış cisimleri çeker. Kuvvet uygulayarak bütün cisimleri hareket ettiremeyebiliriz çocuklar. Ettiremeyiz. O yüzden buna doğru demiyoruz. Yanlış. Mıknatıs, demir, nikel ve kobalttan yapılmış cisimleri çeker. Bu doğru. Öyleyse doğru cevap nedir? C. 10. soru. İki eş parçaya bölünen bir mıknatıs için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Her parçanın iki farklı kutbu vardır. Bu doğruydu, biliyorsunuz. Evet. 11. sorumuza geldik. 11. soru, keveli araçları ok yönünde hareket etmektedir. K aracına hareket yönünde, L aracına hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulanıyor. Kuvvet uygulandıktan sonra araçların hareketi için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Bakın, K aracına hareketi yönünde kuvvet uygulanıyor. Hareketi yönünde kuvvet uygulanıyor. L aracına hareketin zıt yönde, bu yönde kuvvet uygulanıyor. O zaman dikkat edin, ne oluyor? Evet, şimdi K aracına hareketinin yönünde kuvvet uygulandığı zaman K aracının hareketi hızlanır. L aracına da hareketinin zıt yönünde kuvvet uygulandığı zaman onun da hızı yavaşlar. Öyleyse doğru cevap nedir? A seçeneğidir. Evet sevgili çocuklar, bu dersimizde mıknatısın yeni kullanım alanlarını öğrendik. Ünite ile ilgili etkinlikleri ve pekiştiri çalışmaları yaptık. Ünite değerlendirme sorularını cevapladık. Ünitemizi tekrar ederek öğrendiklerimizi iyice pekiştirelim çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.